Merhaba arkadaşlar. Hafta sonu biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Her ne kadar marketler falan açık olsa da belli bir süre. Bir tık öncesinden ne lazımsa almaya çalışıyorum. Yine aldık. Gidiyoruz eve şimdi. O kadar fazla anlatacağım bir şey var ki her zamanki gibi. Böyle erteledim bayağı bir anlatmak istediklerimi şeyden dolayı. Biraz sinirim geçsin diye. Kısmen sinirlerimi, daha doğrusu söyleyeceklerimi daha kontrollü söyleyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz çember daraldı diye zaten çektiydim bir tane video. Bizim en yakın akrabalarımız pozitif oldular. Sonrasında da çok şükür böyle hiç kimse de ciddi bir problem olmadan atlattılar şeyi, hastalığı. En yakın komşularımız, kapı komşumuz, karşıki bloktaki insanlar falan derken bir sürü insan Covid oldu. Fakat bundan sanıyorum bayağı bir zaman önce ben kendi kendime gerizekalı olduğumu böyle söyleye kendimi gerizekalı olduğuma inandırmıştım. Çünkü çok güzel, çok akıllı insanlar var. Ben gerizekalıyım diye kendimi kategorize edip bazı konularda kafamı rahatlatıyordum aslında. Fakat bu Covid meselesinde öyle bir şey gördüm ki, şeyler duydum ki daha doğrusu. Genelde bu WhatsApp'ta yazılanlar, işte haber sitelerinde olup bitenler, sosyal mecralarda paylaşılanlar falan gerçeklik manasında benim açımdan şey, hep soru işareti olan şeyler. Ama tabii birinci ağızdan şöyle bir şey duyunca, ben ilaç içmiyorum, içmek istemiyorum. Niye içmek istemiyorsun? Felancı öyle demiş, içme demiş. Öteki taraftan temaslı olduğu halde, hatta %90 ihtimalle pozitif olduğu halde sokağa çıkanlar. Niye sokağa çıkıyorsun? Ben inanmıyorum. Nasıl yani inanmıyorum? Yani inanıp inanmamaklık bir durum yok. Kaldı ki yani senin bir şeye inanıp inanmamaya karar verecek bir ne bilgi birikimin var, ne öyle bir yetkinliğin var, hiçbir şeyin yok. Ben inanmıyorum deyip sokağa çıkanlar. Yani böyle yine anlatırken beynime kan sıçrıyor. Şu ne demek ya? Bilmem kimin kaynatası içmiş de ilaçlar, o yüzden ölmüş. Bilmem kimin gelini iyiymiş de ilaçlar içince daha kötü olmuş. Bilmem kimin dayısı işte içmiş de midesine bir şey olmuş, hastaneye kaldırmışlar. Ben de içmeyeceğim. Yani bu nasıl bir kafa ya? Kaldı ki, çok özür diliyorum. Yani böyle seçe seçe konuşuyorum. Normalde hakaret edesim var. Çok ağır, böyle küfür edesim. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Türkiye ilaç kullanımında yanlış bilmiyorsam çok... Yani çok fazla ilaç kullanan bir milletiz biz. Birebir de tanıyorum yani bu lafları diyenleri. Normal zamanda mesela desem ki, elimde bir avuç ilaç olsa, desem ki ya bunları içsen iyi gelir sana. Yani bir şey dememe de gerek yok. Bunlar sana iyi gelir. Bir avuç ilaç versem, eğer içerken sorgularsa bunu, Allah belamı versin. Bu kadar net söylüyorum. Normalde ilacı avuç avuç içen insanlar WhatsApp'tan gelen bir şeyle, mesajla ya da bir telefon görüşmesiyle karşı taraf da bu arada şey otorite değil. Yani karşı taraf da şey, yine seçmeye çalışıyorum kelimeleri, karşı taraf da normal bir insan değil. Peki sorum şu: İlacı içmedin, geberdin, gittin. Gebermen de problem değil burada. Adamlar bas bas bağırıyor. Sen söyledin, ilaç kullan, ilaç kullan, sağlık sistemi çöktü, çökecek. Yani
daha beter oluyorsun. Olduğun yerde de ölüp kalmıyorsun yani. Ölüp kalsan zaten ben inanıyorum ki problem yok. Sisteme yük bindiriyorsun ekstradan. Yani kendini düşünmüyorsan abi, işin bu tarafını düşün. Ben Sağlık Bakanı'nı seviyorum arkadaşlar. Yok rakamlar doğrudur yanlıştır. İşin o tarafına çok fazla takılmıyorum. İlla ki doğru yaptığı şeyler vardır, yanlış yaptığı şeyler vardır. Fakat benim inancım şu ki, ben şu 10 kişilik dar çevremde böyle acayip şeyler duyuyorsam, ha şu var ya abi, ahlaksızlık, Allahsızlık, ne dersen de bu diyeceğimin adına. Adam diyor ki, beni de diyor temas listesine yazdır da 2 hafta işe gitmeyeyim, rapor versinler bana. Şimdi bu bakan nelerle uğraşıyordur bu adamlar? Ya bakan derken sağlık sisteminden bahsediyorum. Yani daha biz doktora gitmeden, daha hastaneye iş düşmeden. Abi bu kadar gerizekalı bir toplum, ben bu kadar mal bir insan topluluğu, tüm dünyada bu arada bu böyleymiş. Yani ilaç içmeyenler, hastalığı saklayanlar, adam sokağa çıkıyor ya. Adam hasta hasta sokağa çıkıyor. Şunu düşünmüyor adam. Adam diyor ki mesela, ben inanmıyorum. Ya senin inanıp inanmamana sıçayım ben. Sen inansan ne olur, inanmasan ne olur? Zaten boşa yer kaplıyorsun. Gidiyorsun başkasına kaptırıyorsun bu boku. Belki ona bir şey olmuyor. O da taşıyıcı. Gidip adam anasından otururken anası hop Covid. Ondan sonra ölmek bir şey değil abi bu devirde. Ha şimdi diyelim ki hastaneye yatıyorsun. Yanına kimse gidemez. Öldün. Hiçbir şey yapamazsın. Adam öldü diyelim. Cenazesine katılamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Yani ya insan bunları düşünür biraz be kardeşim ya. Ya bu kadar olmaz ya. La az bir düşünün ya. Ya düşünmek bu kadar zor mu? Diyecek laf bulamıyorum. Yani Allah yardımcısı olsun bu sağlık çalışanlarının, bu filyasyon ekibinin. Şunu da söyleyeyim. Arıyorsun geliyorlar abi. Arıyorsun geliyor adam. Daha aksini duymadım. Arıyorsun ambulansa geliyor. Arıyorsun filyasyon ekibine geliyor. Arıyorsun ilacın bitti, adam ilaç getiriyor sana. Vallahi billahi bunlar kolay iş değil. Yani buna rağmen adam diyor ki, ben diyor felancının kaynatası yazdı bana diyor, mesaj diyor, içme diyor. Ben de diyor içmiyorum. Bu kadar insanlar gerizekalı mı ya? Bu işin bu şekilde bitme olasılığı yok. Dediğim gibi Sağlık Bakanı'na kaptırıyoruz yeri geldiği zaman. Ama bu adamların ben nelerle, yani bu elbet bir gün geç çıkmaz ortaya da. Ne salaklıklarla uğraştıklarını hayal edemiyorum. Dediğim gibi 10 kişi, her biri ayrı şey. Akıllı sandıklarım gerizekalı çıktı. Tamam mı? Yani skor versem, desem ki bu adam abi aklı başındadır. 10 üzerinden 7-8'lik adamdır. Gerizekalı çıktı. Skor versem 2-3 desem, adam yemin ediyorum en azından bir kural varsa kurala uydu ya. O kadar şaşkınım ki. Yani o kadar şaşkınım. O kadar şaşkınım. Yani o çalışanların emeklerine üzülüyorum. Sonuçta onlar, şimdi bir de düşün ki abi, gidiyorsun mesela, düşünüyorum, kendim yerine koyuyorum o adamın. Eminim adam onun gözünden o ilacı içmeyeceğini biliyordur. İçeride başka sakladıkları kişilerin olduğunu biliyorlardır. Ne yapsın abi adam? Ne yapsın ya bu kadar salağa, ne yapacak bunlar? Adam gelmiş 30 yaşına, 40 yaşına ya. Nasıl olacak ben yemin ederim bilmiyorum.
Allah yardımcımız olsun. Bir ay geçti. Ne eve kimseyi alıyoruz, ne evden dışarı çıkıyoruz. Böyle şeyler duydukça çıldırıyorum, fıttırıyorum. Anlat, anlat, anlat. Yapacak bir şey yok abi. Ölecek olanlar ölsün. Dediğim gibi mümkünse uzakta ölsünler. Yani hastaneleri, hastaneleri de çok fazla böyle meşgul etmenin bir manası yok. Zaten hastanelerde tedavi diye bir şey de yok. Bir yandan şey veriyorlarmış hastanelerde, onu da söyleyeyim. Bir arkadaşımdan bir bilgi aldım, Amerika'daki bir arkadaşımdan. Hastanelerdeki serumların içine çip koyuyorlarmış arkadaşlar. O su gibi gördüğünüz şey aslında saydam bir çip, akışkan bir çip. Oğlum Matrix'te mi izlemediniz ya? Çip öyle bir şey mi? Çip göbekten koyulur oğlum ya. Bari Matrix'i izleyin. Görüşürüz.